Tüm tazelenme ailesi olarak ortak yüz yüze bir yeni yıl kutlarız ve bütün faaliyetlerimizde yüz yüze sürdürme olanağı buluruz. Ancak bu şartlar altında da gördüğünüz gibi gene evet fiziki olarak beraber değiliz ama ruhlarımız, bedenlerimiz ayrı ama ruhlarımız birlikte. Ve bu dileklerle hepinizin yeni yılını öncelikle kutluyorum. Programda sırasıyla arkadaşlarımızı sunum yapacak, saz çalacak, türkü söyleyecek, şarkı söyleyecek arkadaşlarımızın hepsini çok teşekkür ediyoruz tabii ki katkı sağlayanlara. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet Ahmet, ben şimdi fazla uzatmayayım. Daha sonra belki gene geldikçe konuşuruz. Çok teşekkürler hocam hem açılış konuşmanız için hem de iyi dilekleriniz için. Programımız şimdi Saadettin Bey ile devam edecek. Saadettin Özbek bizlere şiirle katılacak. Buyurun Saadettin Hocam. Sesin geliyor mu Ahmetciğim? Görüntü. Evet, gayet net hocam ikisi de. Evet. Tazelenme Üniversitesi'nin değerli öğrencileri ve kurucumuz Profesör Doktor Muammer Tunlay'a, derslerimize giren tüm öğretmenlerimize ve eğitim öğrenim gören tüm Tazelenme Üniversitesi'ndeki okul arkadaşlarıma yeni yıllarını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Ben şiirle etkinliği açacağım. Bildiğiniz gibi Tazelenme Üniversitesi her anı dolu dolu yaşayıp öğrenmeyi amaçlıyor. Bir sosyal sorumluluk projesi ve yaşadığımız zamanda öğrenmeye devam edeceğiz sonuna kadar. Bu bağlamda Türk ve Dünya şairimiz Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmama ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecek yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufacıklarından mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde hala bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmek için. Şubat 1948,
Türk ve dünya şairimiz Nazım Hikmet'e bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. İyi ki varsınız. İyi ki Muammer Hocam Tazelenme Üniversitesi'ni Muğla'ya kazandırdı ve Muğla'da taze gençlerle bu işi sürdürmeye devam ediyor. Tüm arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum ve yeni yıllarını tekrar kutluyorum. İyi ki varsınız sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz Saadettin Bey'e. Hem Nazım Hikmet'i de anmış olduk. Şimdi program akışımız Ali Bey'le devam edecek. Ali Akçay Bey bizlere türkülerle katılacak. Buyurun Ali Hocam. Teşekkür ederim Ahmetciğim, sağ olasın. Tekrar bütün arkadaşlarıma, başta Muammer Hocama ve onun ekip arkadaşlarına, bütün öğrenci arkadaşlarıma sonsuz sevgiler, saygılar. Yeni yılda hepsine, herkese, bütün insanlığa sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum. Bu geceye ben de karınca kaderince katkı sağlamaya çalışacağım. Öncelikle size rahmetli Turan Engin Hoca'dan bir türkü söylemeye çalışacağım. Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan diye başlayan bir türkü. Bende çok büyük etkiler bırakmış. Güzel bir türküdür. Sonradan yine koro çalışmalarında birlikte arkadaşlarımızla söylediğimiz bir iki türküyle programımızı bitirmiş olacağız. Herkese tekrar selamlar, saygılar. Ömür bahçesinin gülü solmadan, gülü solmadan. Uyan gel gözlerim gafletten uyan, ecelle bir gün bize haydi demeden. Uyan gel gözlerim gafletten uyan, gafletten. Ecel bir gün bize haydi demeden. Uyan gel gözlerim gafletten uyan, gafletten. İçim gafletine mağrur olursun, mağrur olursun. Geçer kervan gider yolda kalırsın. Pişman olur bir gün sarar sorarsın. Uyan gel gözlerim gafletten uyan, gafletten uyan. Pişman olur sararıp da sorarsın. Uyan gel gözlerim gafletten uyan, gafletten.
Yunus artık yeter, sesin duyulmaz, sesin duyulmaz. Senin kumaşların burada satılmaz. Böyle gitme yine menzil alınmaz. Yan gel gözleri gafletle uyan, gafletle. Böyle gitme yine menzil alınmaz. Yan gel gözlerim, gaflete, gaflete. Evet arkadaşlarla koroda çalışırken söylediğimiz güzel bir türkümüz vardı. Yine Çorum türküsü Hüseyin Çırakman'ın. Korodaki arkadaşlar bilir, eşlik ederlerse güzel olur. Arzu ederdiniz bir yol görmeye diye güzel bir türkümüz vardı. Arzu ederdiniz bir yor görmeye, bugün bize hoş geldiniz ereler. Bu mahvet bağımın heybos güller dereler. Bize hoş geldiniz ereler. Bugün bize hoş geldiniz ereler. Tarihler boyunca bir millet izdik, bilince dünyaya vermiş idik kız. Büyük bir babanın heykot torunları yaz. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. İnsan olmak her şeyinde başı, kardeş biliyoruz her vatandaşı. Anmak için acı, bektaş yok taşı. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Hisse alın çırak, mananın sözünden. Zerre kaçmaz arilerin gözünden. Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Thank you.
Ateş attım samana, bak dumana duman. Senin gavur ananı ben getirdim imana. Yıldan yıldan yıldan, bak şöyle böyle yıldan. Yıldan yıldan yıldan, bak şöyle böyle yıldan. Susuyor, sızıyor, susuyor, sızıyor. Taşların ara, zindan taşların ara, zindan. Eyle el öpeyim, eyle el öpeyim. Taşların ara, zindan taşların ara, zindan taşların ara. Zindan oğlanım ayıram, oğlan sözüne de koyram. Oğlan enişte bana demiş yalan aslanım, yalan. Denizin kenarında, denizin kenarında kalayım adım kazanı, kalayım adım kazanı. Bir güzelin uğruna, bir güzelin uğruna yedim uğrama, zanı yedim uğrama, zanı oğlanmayilem, oğlan gözüne de kayilem, oğlan enişte bana demiş yalan aslanım, yalan. Oldum Ayşem oldum, enişte camızlarda buldum. Bir kerecik öpeyle gül benizi Ayşem soydum. Oldum Ayşem oldum, enişte camızlarda buldum. Bir kerecik öpeyle şu köyceğiz yolları kaldır Ayşem kolları, kaldır Ayşem kolları. Bizim için yapılmış şunların kolları, bizim için yapılmış sonlar. Oldum Ayşem oldum, enişten camızlarda buldum. Bir kerecik öpmeyle gül benizim Ayşem oldum. Böyle bir potpuri ve herkese sonsuz sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Ali hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hem sazıyla hem sözüyle bizleri neşelendirdiği için. Şimdi yine şiirle devam edeceğiz. Bu dengeyi korumaya çalıştık. Türkü, şiir dengesini. Şimdi Alaaddin Bey açtı mikrofonunu. Buyurun Alaaddin hocam. Evet, merhaba. Sesim geliyor herhalde. Evet, gayet net hocam. Evet. Yürekleri sevgiyle dolan arkadaşlarım, heyecanla dolan arkadaşlarım. Sağ olsun hocamız da bu sevgiyi ve heyecanı bu gecede birleştirip bir potpourri oluşturmuş. Ne güzel, ne mutlu hepimize. Evet, canlı olmasını çok isterdik, bir arada olmasını çok isterdik ama bu yılın son gecesi böyle de olsa gene İletişim ağında sevgilerimizi, saygılarımızı ulaştırıyoruz birbirimize.
Ben de bu yeni yılla ilgili ne yapabilirim diye düşününce iki tane yeni yıl buldum. Birisi Nartugan, Türklerin yeni yılı. Bir de miladi bizim yeni yıl. Nartugan 21 Aralık günü bizler gün dönümü olarak biliriz 21 Aralık'ı. Türklerde ise nar, gün, tugan, doğan. Kısaca doğan gün anlamında olan Nartugan denir. Günümüzde Altay Türkleri bugünü yeni yılın ilk günü kabul eder ve bu geceyi sarı çamlarla ve değişik süslemelerle kutlarlar. Sarı çam önemli. Sarı çamın özelliği var. İran, Afganistan, Tacikistan'da ise bu geceyi Şebi Yelda, doğum gecesi anlamına gelen bu geceyi insanlar ortak sofralar kurarak kutlarlar. Nar çok önemli bir meyve. Nar bereket simgesi ve nar hem yenir hem dağıtılır ve bolca tüketilir bu gecede. Şimdi bu Nartugan'a özel olsun istedim. Bu Nartugan'a özel bir şiirim olsun istedim. İnşallah hoşunuza gidecektir. Bir yıl geldi geçti. Kimileri hüzünlendi, kimileri neşelendi. Bugün Türk'ün Nartugan'ı. Ne de kötü bir yıl yaşadık. Çoğunu esarette geçirdik. Çoğumuz bugünü göremedik. Seni iyiliklerle bekledik Nartugan. Türklerin yeni yılbaşı. İnsanlar girer yeni yaşı. Süslerler dağı taşı. Hoş geldin Nartugan. Sarı çandır sembolü süslenir. Safralar, sofralar çeşit çeşit donanır. Tanrı'ya dualar yapılır. Yeni bir gündür Nartugan. İran, Afganistan, Tacikistan'da kutlanırdı konu komşuda. Şebi Yelda denirdi adına, kutlu olsun Nartugan. Evet, Nartugan'ı da böylece hem anlatalım istedim hem de Türklerin yeni yılının ne olduğunu, nasıl olduğunu da bir arada öğrenmiş olduk. Çok değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz kadınlarımız için geçenlerde çok kötü olayların olması, kadın cinayetlerinin oluşması bizi fazlaca üzdü. Ve kadınlarla ilgili de birkaç kelime edip biraz şiirle süslemek istedim. Kadınlarımızın sevildiklerini hep duymak isterler. Yani dersiniz ya, sorar, ya beni seviyor musun? Biz de deriz, sanki sen bilmiyor musun seni sevdiğimi der geçiştiririz. Ama o değil. Onlar seni seviyorum dememizi tekrar duymak isterler. Tekrar tekrar sorarlar, usanmazlar. Biz de sıkılırız. Hadi canım senin der geçeriz. Değil mi? İşte o değil. Bir kadını açın, içinden şımarık bir kız çocuğu çıkacaktır. O kız çocuğu sevilmek, okşanmak, kollanmak ister. Nazlıdır kadınlarımız. Hep pohpahlanmak isterler.
Hele kedi gibi sokulunca sevip okşanmak ister. Elimizin ayağımın altında dolaşıp öpüp koklanmak ister. Sadece bir kelime ister. Seni seviyorum. İşte onu bekler kadınlar. Bazen küstüm der. Kadınımız küsmesi bile sevgisini işaretidir. Ama sakın ola ki kadınlarımızı susturmayalım. Susan kadın çiçeği dalından kopmuş, yaprakları dökülmüş bir dal parçasıdır. Bir daha ne sevginiz yeter ne de bir suyunuz yeter. Evet, kadınlarımızı böyle özetledikten sonra bir şiirle de bunu toparlamak istedim. Kadınlar, dört mevsim açan çiçektir. Sevgiyle gülen kelebektir. Sevdiğini çok seven böcektir. Tanrı'nın lütfudur kadınlar. Bazen nazlansa da, bazen şımarsa da, hep sevildiğini söyletse de çocuk gibidir kadınlar. Bilse de çok sevildiğini, seviyor musun diye hep sorduğunu, senden de her zaman evet demeni duymak ister kadınlar. Küsmesi hep seviyorum demektir. Nazlandıkça sevilesi gelir. Senden ilgiyi bekler. Küsse de sever kadınlar. Çiçek gibi soldurma. Hiçbir zaman susturma. Kötü sözlerle küstürme. Özgürlüğü sever kadınlar. Sevgidir kadının hem güneşi hem de suyu. Solarsa sanma sakın huyu. Atma sakın derin kuyu. Susmasın tüm kadınlar. Çiçeklerin dallarını kırmayın. Açan güllerini soldurmayın. Sevgisizlikten öldürmeyin. Kainatın gizemidir kadınlar. Çok değerli dostlarım, ben her zaman kadınlarımızın yanında bir aşk şiiri de okumak hoşuma gider. Son bir şiirimde bu kadına atfedilmiş olursun. Artık bunu kim üzerine alınırsa diyelim. Islak saçlı kadın. Hep ıslak saçlarına dikkat çekerdim. Seni seksi yapan, omuzlarına dökülen o sarı saçların güler yüzün. Umursamaz tavrınla boy gösterirsin. Arada bir saçlarını arkaya savururken göz uçlarıyla etrafı süzersin. İnce dekolte elbisen tamamlardı güzelliğini. Kendinden emin duruşunla, gururlu bakışlarınla heyecan yaratırdın. İzlerdim seni her sabah. Beklerdim bahçeye çıkmanı. Bilirsin seni izlediğimi, hayranlıkla baktığımı. Hissederdin yüreğimdeki yangını. Bir gün belki soracağım sarı ıslak saçlarını. Gene de soramadım saçlarının sırrını. Şimdi değil belki, yarın ya da yıllar sonra sarı ıslak saçlarını. Evet, çok değerli dostlarım, bu arada bizimle olamayan, göç edip giden Tazeleme Üniversitesi öğrenci arkadaşlarımızı da yad etmiş olduk. Ve bu şiirlerimizi sevenlere, sevilenlere ve sevilmek isteyenlere gönderelim. Hepimize yeni yıl hayırlı ve uğurlu olsun.
Alaaddin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hem Nartugan kutlamaları hakkında bizi bilgilendirdiği için hem de okuduğu şiirlerden dolayı. Şimdi programımıza Şükran Varol ve Yalçın Varol çiftiyle devam edeceğiz. Bize gitar eşliğinde şarkı söyleyecekler. Hocam mikrofonunuzu açabilirsiniz. Yalçın Bey ve Şükran Hanım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok değerli hocalarımız, tazelenen tüm arkadaşlarımız. Bu güzel yılbaşı akşamında beraber olduğumuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Muammer Tuna hocamıza ayrıca teşekkürler. Ben ve eşim bu akşam size bir şarkı sunmaya çalışacağız. Hatalarımız ve kusurlarımız için şimdiden affola. İyi akşamlar, iyi yıllar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür bizimle ederim. Paylaştığınız bu şarkı için. Hem görsel olarak çok güzeldi. Kulağa da çok hitap etti. Teşekkürler. Şimdi yine şiirle devam edeceğiz. İlhan Sözbilir Bey'i davet ediyoruz. Mikrofonunuzu açabilirsiniz İlhan Hocam. Tamam, açtım.
Evet. Buyurun hocam. Sesim geliyor mu? Evet. Gayet net hocam. Tamam. Şiirden önce bir iki şeyim var. Tazeleme Üniversitesi'nin çıtırları merhaba, iyi akşamlar. Muammer Hocam, Saadettin ve benden tiyatro çalışmamızı istemişti. Ve tiyatro çalışmamıza başladık. Ali Rıza Korkut da vardı burada. Sonra 11 Mart'ta tatil olduk biliyorsunuz. Ondan sonra çalışmamız kaldı tabii. Ben bir sürü çalışma yaptım. Bir sürü kitap okudum. Aklımda kalan çok kısa şeyleri anlatacağım. Dünyanın en eski tiyatroları, tiyatro mekanı Anadolu'nun batısında, yani Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan, Denizli'den içeriye doğru olan bölgede, biraz da Mora Yarımadası'nda, bir iki tane de Sicilya Adası'nda var. 2500 yıl önceden itibaren Hristiyanlık Anadolu'da yayılan bir dindir. Bir piskopos Efes tiyatrosunu yerle bir ettirmiş 300'lü yıllarda. Yani yaklaşık 1700 yıl önce. Ve arkası gelmiş. Bazıları da işte terk edildiği için o yerler ören yerine dönüştü sonrasında. Tiyatro aslında tamamen bu efsaneler, mitoslarla bağlantılı, insanların şenlik yaparken, bağ bozumu şenliği yaparken Dionysos'a yönelik bir kutlama olarak başlamış. Nerede başladı? Dionysos'un memleketi neresi? Bugünkü Deniz Çal. Merkez diyemiyorum ama o bölge. Afrodisyas ve Muğla'ya doğru gelin işte. Ne yapıyorlar onlar? Tiyatro sözcüğünün çıkışı da yine türevindeki şeyler. Bunu bir başka zaman daha detaylı ve görsellerle anlatmak isterim. Bizim tiyatro çalışmalarımız tabii aksayınca bu tür bilgiler beni heyecanlandırdı. Size tiyatro ile ilgili çok küçük kısa bir anekdotumu anlatacağım, yaşadığım. Türkiye'ye ilk kez Japonya'dan No Tiyatrosu geldi. Ha, bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Yeryüzünde tiyatro Rönesans'tan sonra gelişmeye başlar tekrar. 20. yüzyıldan, yani 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında da ünlü tiyatro insanı Stanislavski bugünkü anladığımız tiyatronun temellerini atar. Tabii Aristo'nun da bununla ilgili üçlü bir dediği bir kural vardır. O da hep uygulanır tarihte. Günümüzde de bunların üzerine tabii çok şey yaşandı. Kabuki tiyatrosu Japonların, No tiyatrosu da işte 16. 17. yüzyıllarda gelişmiş şeyler. Ankara'ya No tiyatrosu geldi. Ben Ankara Televizyonu'nda çalışıyorum. O zaman bekarım. Grup halinde Devlet Opera Balesi'ne gittik. Devlet Opera Balesi'nde No tiyatrosu çalışanları, oyuncuları sahnede arka planda oturanlar, yanda bir iki kişi oturuyor, sol tarafta bir iki kişi oturuyor ve her bir müzik aleti bir nefesli çalgı, üç tane de farklı vurmalı çalgı. Ve vurmalı çalgılarla çıkan sesler doğa sesleri, ortada da bir adam ayakta duruyor. Başlarında bizim sünnetli çocuklarımızın hani fes takılırken kullanılan şey gibi bir başlık var ve kenarlardan yanakları dışarı çık fırlayacak şekilde bir görüntü sunuyor. Her biri, oturanlar, çalgıcılar değil. Çalgıcılar daha serbest. Benim izlediğim şeyi daha sonra arkadaşlarla yan yana geldiğimizde tabii bize komik geliyor oradaki görüntü. Sahnedeki adam, arkadaki çalgılar sırayla zamanı geldiğinde çaldığında şöyle bir görüntü içerisinde. Onu taklit edeceğim arkadaşlar. O sırada arkada
bir çalgıcı çalgısının iplerini açıyor, açıyor ve şöyle bir ses çıkartıyor. Çalgısını tekrar eski haline getiriyor, duruyor. Ve ortadaki kişi tekrar konuşuyor. Aynı şekilde tam iki perde bunu izledik. Tabii bunu sahnede ya da bir ortamda biraz aksesuarla süsleyerek anlatmayı isterim. Oldukça eğlenceli bir şey. Bu alay değil arkadaşlar. Onların kültürünün bir parçası. Sahnede ortada duran erkek ama kadını oynuyor. Yanında oturan erkek onu isteyen çok zengin bir adam. Öbür tarafta oturan erkek de yoksul bir adam. Onlar asla konuşmadılar. 2,5 saat sürdü bu. Ara da verdiler. Yani bir aralık da oldu. Benim anekdotum, tiyatroyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Size her zaman büyük bir sevinçle okuduğum, bir yandan da onu her zaman anmak istediğim bir şair var. Bu evrensel bir şair. Bizim de sahiplendiğimizi düşündüğüm bir şair. Ömer Hayyam. Bu şiiri çok duyacaksınız arkadaşlar. Bu şiirle birlikte sonluyorum. Öldük. Dünyayı şaşkın bırakıp gittik. Yüzlerce incimiz vardı, delinmedik. Sersemliği yüzünden bilgisizlerin renk renk düşünceler kaldı, söylenmedik. Yeni yılınız kutlu olur, herkes layığını bulur. İyi geceler diliyorum, eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz İlhan hocamıza. Şimdi aramıza Demet hocamız katıldı. Bu hafta değil, geçen haftaki sanat gecemizde bizlere dinleti yapan Muattar Demet Doğruöz hocamız. Programımıza bir ara verip Demet hocamızı davet ediyoruz. Demet hocam, buyurun, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Evet, şu anda sesim geliyor mu acaba? Görüntüm, evet. Sesim. Sesiniz geliyor hocam. Görüntümü de ayarlayalım hemen. Ama tamam. Kamera diğer tarafı gösteriyor değil sesiniz mi? Sesiniz geliyor da görüntü yok Deniz biraz, Hanım. Biraz karanlık görüntü. Tamam. Şu anda kameranın şeyini ayarlamam gerekiyor. Diğer kamerayı buraya ayarlamam gerekiyor. Bir saniye. Evet, bunu çevirelim. Kamerayı ayarlasana. Yine Efe, bu arada merhabalar herkese. Beni göremiyorsunuz ama ben seslenmiş olayım. Selamlar herkese. Efe yine teknik destekte yanımda. Şu anda kamera problemimizi çözmeye çalışıyor. Kamera çok, evin diğer tarafını gösteriyor. Hemen ayarlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Efe'ye de. Hocam, dilerseniz araya programımızdan bir kişi daha alabiliriz. Rahat rahat halledebilirsiniz. Aslında şeyi, laptopu çevirirseniz beni görecek kamera. Ama onun şeyi çok iyi değil, mikrofonu çok iyi değil. Sevgili Ahmet, öyle yapalım. Diğer kamerayı biz bağlayana kadar bir konuk daha alalım. Tamam öyle hocam. Tamamdır hocam, tamamdır. Kamera problemimizi çözelim, o şekilde dönelim size tekrar. Tamam, tamam hocam, tamam. Hallettik galiba, bir saniye. Evet, şu anda halloldu. Çok pardon. Evet. Hocam, biraz da kaldırma imkanınız varsa yüzünü... Evet, şimdi ayarlanıyor. Evet. Teknik sorunlar şu anda çözüldü. Peki. Evet. Biraz daha kanım da görünsün. Tamam. Güzel. Peki. Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum. 2021 yılının herkese şans, sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Şu anda beni dinleyen tüm dostlar, öğrenciler, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine herkese selamlar olsun. Şimdi bu akşam aslında biz Muammer Hoca ile konuştuk, neler yapabiliriz diye. Benim bir öğrencim, birazdan sizlere, ona da söz vereceğim. Kendisi
bir konser ayarladı ve sizler için seyircisiz, alkışsız bir şekilde bir konser programı çekti. Birazdan kendisine söz vereceğim. İsterseniz önce onunla bir konuşalım. Doğukan'a bir söz hakkı verelim. Bir anlatsın neler yaptı sizler için. Daha sonra dinleteceğiz onun programını da. Doğukan'cı mikrofonu açabilirsin. Tabii ki de hocam. Merhabalar. Merhaba. Herkese merhabalar. Merhabalar herkes adına. Mikrofonlar kapalı olduğu için ben cevaplayayım. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun hocam. Doğukan neler yaptın? Evet hocam, ben kısaca bahsedeyim isterseniz. Evet. Tamamdır. İlk önce siz değerli büyüklerime yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bu özel programda bizlere de yer verdiğiniz için teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında değerli büyüklerimize Türk sanat ve Türk halk müziğinden oluşan bir konser yapılmasını planladık. Bu proje kapsamında büyüklerimizle yakın temas içerisinde olmadan video kayıt kamerası ile hazırladığımız dinletiyi çekerek sunmak istedik. Proje danışmanımız ise değerli öğretim elemanı Doçent Doktor Hamit Yokuş. Proje sorumlusu olarak ben Deniz Doğukan Uzakgiden ve bu projede büyük katkıları olan gönüllü katılımcılar yardımıyla gerçekleştirmiş olduk. Son olarak ise biz gençler Türk sanat müziği ve Türk halk müziğini elimizden ve gönlümüzden geldiğince yaşatmaya devam edeceğiz diyerek sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz hem hazırladığınız konser için hem de aramıza katılıp bu konuşmayı yaptığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar Demet hocamıza verebiliriz sanırım. Sevgili Ahmet, merhabalar tekrar. Şimdi Doğukan'ın anlattığı gibi güzel bir proje yapıldı. Dilerseniz Doğukan'ın size hediye etmek istediği, zannediyorum 3 veya 4 şarkıdan oluşan hareketli eserlerle önce sizlere seslenelim. Daha sonra ben yeni yıl şarkısı olarak sizlere seçtiğim Nacizane Dua adlı şarkımı sizlere hediye edeceğim. Önce Doğukan'ın hazırladığı projeyi dinlemek isterim. Daha sonrasında sizlere tekrar dönelim. Olur mu Ahmetciğim? Tamam hocam, hemen paylaşıyorum klibi. Şu an ses gelmiyor ama. Ha, ses gelmiyor mu şu an? Açalım. Şu an ses gelecek sanırım. Geliyor mu ses? Evet geliyor Ahmet'im. Evet. Ağladı, sen, seni, 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 seni.
bir saniye sağ. Şu anda bu ses bu şeyin sesi.
Doğukan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii arada? Lütfen Doğukan. Tamamdır. Bu özel programda bize yer veren değerli öğretmenimiz de Demet Hocam'a tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bana bu programın hazırlanmasında çok emekleri oldu kendisinin. Hepinizin huzurunda tekrar değerli hocama teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de şu anda Tazelenme Üniversitesi dostlarımı da görüyorum aralarda. Herkese selamlar, sevgiler tekrar. Yeni katılan arkadaşlarımı da görüyorum. Aslında sanat müziği şemsiyesi altında pırıl pırıl gençleri gördüğümüzde bizler çok seviniyoruz, mutlulukla doluyoruz. Dolayısıyla Doğukan'ın bu projesinden dolayı kutluyorum tekrar emekleri için, tebrik ediyorum. Ve sizlere yeni yıl hediyesi olarak dua şarkısını armağan etmek istiyorum. Dua şarkısı Rast makamında. Necdet Tokatlıoğlu'nun bir şarkısı. Bu tüm dostlarıma, Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencilerine ve konservatuar öğrencilerime gelsin şu anda bizi dinleyen. Sevgiler, selamlar herkese tekrar. Sevgili
bir kelebek, sen nadide bir çiçek. Sen güzel bir kelebek, sen nadide bir çiçek. Sana olan bu aşkım, inan hiç bitmeyecek. Sana olan bu aşkım, İnan hiç bitmeyecek. Evet, sesine sağlık. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Demet Hocam. Çok sağ olun, kimleri görüyorum? Saadettin Bey, selamlar, sevgiler. Merhabalar hocam. Gülümser, Süreyya, Neslihan. Herkese çok teşekkür ederiz. Demet hocam çok teşekkür ediyor. Teşekkürler. Çok teşekkürler, teşekkürler Demet Hanım. Ve tabii ki Doğukan'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, gençlerimizin yolu aydınlık olsun, ışık olsun inşallah. Emeklerinden dolayı hem hocasına, topluma hizmet uygulamaları dersi hocası, Doçent Doktor Hamit Yokuş'a ve öğrencilerine, Doğukan nezdinde hepsine, teker teker çalanlara, söyleyenlere hepsine teşekkür ediyorum buradan. İnşallah yolları açık, aydınlık olsun. Gençlerimizi bu şekilde görmek hepimizi gururlandırıyor, sevindiriyor. Yeni yılda bu şarkıdaki dualar hepinize gelsin. İnşallah hepinizi Tanrı korusun. Sağlık, bereket ve mutluluk dolu günler diliyorum herkese. Bu, sevgiler. Bu arada gitmeden efendim hocamın müsaadesiyle bir istemde bulunabilir miyim Demet hocam? Buyurun Abdülkadir Bey, inşallah biliyorumdur çünkü çok sert istekler geldi. Ben eskiden ortaokuldayken bir şarkı vardı, o şarkıya bakarak efendime söyleyeyim bir kıza aşık olmuştum, o kız da vefat etti. O şarkıyı da çok severdim. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Olur. O zaman hem müsaade ederlerse evet, çok sevinirim. Rahmet dileyim. O zaman hemen Miharat makamında bu şarkı. Hemen şöyle küçücük bir geçiş yapalım. İsteğinizi yerine getirelim. Altyazı M.K.
teşekkür ediyoruz Demet Hocam. Teşekkür hocam. Çok teşekkür ediyorum. Demet Hocam bir kahve borcum var. Sesinizin daha da yumuşak olması için kahve ikram edeceğim. Başım üstüne. İnşallah. Evet, Demet Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğu için katılımından dolayı. Ayrıca teknik desteğini sağlayan Efe'ye de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Doğukan ve arkadaşlarına da çok teşekkür ediyoruz. Bu arada belirtmek isterim. Sizinle paylaştığımız 7 dakikalık konser videosu, 59 dakikalık bir videonun parçası. Tamamını izlemek isteyenler için tüm sosyal medya gruplarımızda paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Şu an programımıza Nail Bey ile devam ediyoruz. Nail Bey bizlere şiirle katılacak. Nail Hocam mikrofonunuzu açabilirsiniz. Evet. Sesim geliyor mu? Evet hocam. Sesiniz geliyor hocam. Tamam, teşekkür ederim. 2020 yılı gerçekten ülkemiz için çok kötü geçti. 2021'in bundan uzak bize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben de size Ahmet Muhip Tıranas'ın Fahri Abla şiiriyle katılmak istiyorum. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. O afyon ruhu gibi baygın mahalleden, hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki o geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla ne güzel komşumuzsun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi bir kuytu derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla. Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin. Altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin. Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahriye abla. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. Sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. Bilmem şimdi hala o ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız bu güzel şiir için. Muhtemelen Fahriye abla herkesin gözünde canlanmıştır. Herkes bir Fahriye abla olmuştur zaten veya herkesin bir Fahriye ablası olmuştur. Evet, ağzına sağlık Nail abi. Efendim? Ağzına sağlık Nail sağ abi. Sağ ol, teşekkür ederim Saadettin'cim. Şimdi programımıza tekrar türküyle devam edeceğiz. Murat Yaprak bizlere katılacak türküyle. Murat Hocam mikrofonunuzu açabilirsiniz. Evet, sesim geliyor mu? Evet hocam, gayet net. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mutlu yıllar, sağlıklı yıllar diliyorum. Bu geceki benim de katkı sağlamamdan dolayı beni davet eden değerli hocam Muammer Tuna'ya, Saadettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Amatörden de amatör bir şekilde kendimce türkü söyleyip saz çalmaya çalışıyorum. Hatalarım olursa lütfen bağışlayın. Üç tane çok kısa bir türkü söylemeye, çalmaya çalışacağım. İnsan olmaya geldim bir tanesi. Beste Arif Sağ. Diğeri
bugün dost yaralanmış rahmetli Munis Akarsu. Diğeri de son türkü de. Bunu özellikle söyleyerek çalmaya çalışacağım. Böyledir bizim sevdamız. Değerli müzisyen edebiyatçı Zülfü Livaneli'den. Kusurum olursa affola. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir yayına ilk defa katıyorum. Umarım başarılı olmuştur. Ses falan gelmiştir. Hocam gayet iyi geldi. Ben sadece çalmak... Gayet güzel geldi. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Sadece... Eline çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Çok güzeldi çok Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu nice yıllar diliyorum. Teşekkür İnşallah hocam, inşallah. Murat Bu teşvikleriniz Bey. Beni inanılmaz destekliyor. Evet. Tebrik ediyoruz Murat'cığım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığı türküler için. Şimdi yine türküyle devam edeceğiz programımıza. Bu sefer Osman Bey bizimle olacak. Osman Coşkun Hocam. Osman Hocam mikrofonunuzu açabilirsiniz. Açıldı mı Ahmet Bey? Açıldı hocam. Görüntü var mı?
Görüntü şu an yok hocam, görüntü. Size istek gönderiyorum. Görüntü isteği gönderdim. Osman hocam. Şu an görüntünüz açıldı Osman hocam. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben de yeni yılın başta Muammer hocamız, değerli hocalarımız ve sevgili arkadaşlarımıza sağlık, barış, huzur getirmesini diliyorum. Ama en önemlisi koronasız günler ve de kadın vahşetinin son bulduğu bir yıl dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Benim sazım yok ama yorumda bulunacağım izin verirseniz. Karyolamın demiri diyelim hep birlikte. Karyolamın demiri bir Muğla türküsü. Ancak paylaşılmayan bir türkü. Çanakkale türküsü olarak TRT repertuarına geçmiş. Olsun varsın. Türküler halkın ortak malıdır diyelim. Ve Karyola'nın demiriyle sizlere selamlamak istiyorum. Of, Karyola'nın demiri. Of, Karyola'nın demiri. Yandı Ayşem, o yar benim değilmey. Yandım Ayşem, o yar benim değilmey. O Ayşem, eller sarı
yar seni. Of, bahçelerde kirpinim. Of, bahçelerde kirpinim. Yandım Ayşem, hasta oldum yeterim. Yandım Ayşem, hasta oldum yeterim. Of, hekim doktor istemem. Of, hekim doktor istemem. Yandım Ayşem, sevdiğimi getiren. Yandım Ayşem, sevdiğimi getiren. Hepinize saygılar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine sağlık Osman abi. Tebrik ederiz Osman Bey. Tebrik ederiz. Saygılar, iyi akşamlar, sağ olun. Osman Hocam, çok teşekkürler Osman Bey. Çok teşekkürler, sağ olun. Bizimle paylaştığı türkülerden dolayı Osman Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok farklı ben bir havası vardı. Teşekkürler olsun efendim, sağ olun. Şimdi sözü Abdülkadir Bozacı Bey'e veriyorum. Abdülkadir Hocam, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Açtım. Efendim herkese iyi akşamlar. Bütün katılımcıların yeni yılını kutluyorum. Efendim çok güzel bir program. Şimdi tiyatrodan, kadından, efendime söyleyeyim, güzel türkülerden bahsedildi, şiirden bahsedildi. Çok sevindim. Fahriye abla şiirini ben de severim. Fakat Fahriye abla Erzincan'a evlenmemiş. Van'da Vanlı bir adamla evlenmiş. Sonra sormuşlar Ahmet Muhittin Anas'a, niye Erzincan dedin? Efendim kafiye öyle geldi de öyle yaptım dedi. Demiş. Yalnız Erzincanlıyla Vanlı'yı yer değiştiririm okunduğu zaman. O benim aklıma geldi. Bir de arkadaşlar çok önemli bir geçmişimiz var tiyatroda. İlhan Bey söyledi. Bu tiyatro geçmişimiz, opera geçmişimiz, operat geçmişimiz çok eskilere dayanıyor. 1920'lerde dayanıyor. 1929 yıllarında, 28-29 yıllarında Muhlis Sabahattin bir opera bestesi için Adapazarı'na gider. Adapazarı'ndaki bütün insanlar full dolar. Ve öyle bir kalabalık olur ki Muhlis Sabahattin Adapazarı'ndan sonra Eskişehir'e gelir. Eskişehir'de müthiş bir kış vardır. Beklerler ne kadar zaman geçer, kış inmez. Eskişehir'in kışı çok meşhurdur ve paraları biter. Otelde rehin kalırlar. Ne yapacağını, nasıl kurtulacağını bilmezler. O sırada duyarlar ki Atatürk Eskişehir'e geliyor. Hemen Muhlis Sabahattin en güzel elbiselerini giyer, gara gider. Fötör şapkalı, silindir şapkalıyla. Muhlis Sabahattin gara vardığında oradaki Erkan, bu Amerikan elçisi mi diye şaşırırlar, ona yer verirler. Tren gelir, Atatürk çıkar, trenden iner, iner inmez Muhlis'i görür. Muhlis, ne yapıyorsun burada? Sarılırlar. Kemal, Eskişehir'de rehin kaldım, bana 5 lira düş, 5 lira borç ver bana.
Atatürk hemen elini cebine atar. Cebine atar, 3 lira parası varmış. Muhlis, 3 lira param var der. Kemal, 5 lira lazım, bul der. Yandaki paşaya döner Atatürk, paşam param var mı der. Yandaki paşa da çıkarır, 1 lirası var. Etti 4 lira. Muhlis, al bu 4 lirayı diyor. Kemal, sen koskoca cumhuriyeti kurdun. 5 lira bulamıyor musun der. Oradan valiyi çağırırlar. Vali bey, ne kadar param vardı? Vali beyden de 1 lira alırlar. 5 lira tamamlanır. Teşekkür eder. Muhlis gider. Muhlis Sabahattin kimdir? Muhlis Sabahattin Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi operet ve bestecidir. Bu hatırla sevgili o Mesut Gece'nin besteleri. Bahar geldi, gül açtı. Aşık operetini yapan kişidir. Muhlis Sabahattin'in kadrosunda Lütfullah Sururi, Celal Sururi, Avni Dilligil gibi meşhurlar vardır. Lütfullah Sururi de Gülürüz Sururi'nin babasıdır. Şimdi Türkiye'ye Andre Reu'nun orkestrası geldi. Hollandalı Andre Reu orkestra her yerde çalıyor. Büyük bir orkestra. Türkiye'de Hatırla Sevgilimi çaldı. Muhlis Sabahattin'in o şeyini. Atatürk kişilere nasıl, operatörlere, sanatçılara nasıl ilgi gösterdiği Muhlis'te büyük bir örnektir. Onun için bu operatlarda ta o zamandan beri çalışmalar olan bir hareketi, bir anekdotu anlatmak istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de mümkünse bir dakikanızı daha alayım. Bir de sahte rakı mevzuları oldu. Onlara da arkadaşlara dikkat etsinler diyorum. İnternette ve bazı yerlerde rakı getirdiler. Veriyorlar, satıyorlar. Abi bu garantili. Bizim öğretmen evimizde de geçen ay getirdiler. Garantili bu dediler. Ya ölünür mölünür dedi. Yok abi dedi, garantili. Ben de dedim ki ona, bak dedim, bir genç paraşüt sporu yapmak için paraşütçülüğe merak salmış. Paraşütçülüğünü yaparken antrenmanlarını yapmış, çok iyi bir başarı göstermiş. Fakat kendine özgü bir paraşüt alacak. Varmış paraşüt almaya, bakmış paraşütlere, bir tanesini seçmiş. Adama demiş buna kadar falan para, tamam demiş. Peki bunun garantisi var mı demiş paraşütçü. Ayıp ettin abi demiş. Açılmazsa gel değiştiririz abi demiş. Paraşüt açılmadıktan sonra gelip değiştirilecekse, rakı efendime söyleyeyim içilip içildikten sonra değiştirilecekse hiç imkanı şeyi yok, yani manası yok ve efendim şeyi de yok, değeri de yok. Onun için o çok dikkat edelim. Bu konularda çok değerli arkadaşlarım, ben paraşüt olmuşken bir son paraşüt fıkrasını söyleyeyim de bitireyim. O da şu: Temel ile Dursun askerde paraşüt okuluna yazılmışlar, paraşütçülük üzerine eğitim görüyorlar. Amerikalı bir subay bütün Türk askerlerine ders veriyor. Ders verirken Temel'le Dursun da iyi dinliyor. Dinlerken Amerikalı diyor işte, atladığınız zaman birinci kolu çekerseniz paraşüt çıkar. Birincisinde hata olur, açılmazsa ikinciyi çekersiniz. İkincinde de açılır. Temel o sırada diyor, ha ikincisi de çıkmazsa ne olur diyor. O zaman Meryem Ana'yı çağırırsınız, o sizi kurtarır diyor. Temel'e öyle deyince böyle bu şekilde duruyor. Yani anlayamıyor da. Sonra uçağa biniyorlar belli bir gün sonra. Gerçek eğitimi gerçekleştirmek için uçaktan atlayacaklar. Önce Dursun açıyor uçaktan, atlıyor. Birinciyi çekiyor, çıkmıyor, açılmıyor. İkinciyi çekince Dursun'unki açılıyor. Dursun havada süzülürken bir bakıyor ki Temel yukarıdan geliyor hızlıca. Temel tam Dursun'un önüne gelince, ula o karının adı neydi, o karının adı neydi diye seslenerek aşağıya iniyor.
ve temelle dursun paraşüt okulu bu şekilde sona eriyor efendim. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de anlattıklarından ve söylediklerinden dolayı Abdülkadir hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bir hayli güldürdü. Şimdi Aka ile devam edeceğiz. Ethem Aka Sözbilir bu hafta sanat gecemize de katılmıştı. Herkes tarafından çok fazla beğenilip takdir edilmişti. Biz de tekrar aramızda görmek istedik. Kendisi de bizi kırmadı yine. Aka, mikrofonu açabilirsin. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeterli seviyede geliyordur umarım. Sesim geliyor mu? Evet, sesin geliyor şu an. Sesim şu anda nasıl? Gayet. Şu anda iyi mi? Evet, iyi şu an. Tamamdır. Öncelikle hepinizin yeni yılını şimdiden kutlarım. Az bir süre var zaten. Bu akşam size kendi parçalarımdan iki tanesini seslendireceğim. Kendi bestelerimden. Daha önce duymadıklarınız olacak. Şu anda ilk çalacağım şarkımın adı Deniz'i Beklemek. Bu benim ilk bestemdi. Yaklaşık 2,5 yıl, evet 2,5-3 yıl önce bestelemiştim. Benim için büyük bir başlangıç olmuştu bu. Yani bu şarkıyı besteledikten sonra devamını getirip müzikle alakalı böyle içimdeki bütün coşkuların oluşmasını sağlamıştı geri kalan her şey. O yüzden benim için çok güzel bir anlamı var bu parçanın da. Keyifli dinlemeler diliyorum. Pat pat adımlarla karşıdan geldi bana. Belki biraz çekinerek dokundu sol yanıma. Bağdaş kurdu yanıma, elinde bir dondurma. Gökyüzüne kitlenerek yaslandım onun aşkına. Onun aşkına ne güzel şey seni sevmek. Ne mutlu şey yüzünü görmek. O güzel gözlerine bakıp denizi dinlemek. O güzel gözlerine dalıp denizi dinlemek. O günden aylar sonra bulmuştum aslında. Aradım o güzel kızı ta en başında. Ne güzel şey seni sevmek. Ne mutlu şey yüzünü görmek. O
güzel gözlerine bakıp denizi dinlemek. O güzel gözlerine bakıp denizi dinlemek. O güzel gözlerine bakıp denizi dinlemek. Güzel gözlerine dalıp denizi beklemek. Teşekkür ederim. Ben direkt ikinci parçaya da geçeyim isterseniz. Nasıl yapalım Ahmet abi? Öyle yapabiliriz hem tamam. Süre açısından. Tamamdır. Sesim bu arada gitar ve ses düzeyi yeterli mi? Bir sıkıntı var mı? Gayet güzel geliyor. Tamam. Çok sevindim. İyi. Bu ikinci parçamın adı da Arzu. Bunu da bu yazın bestelemiştim. Keyifli dinlemeler. Çok bulutlu bir günde güneşi arıyordum. Elinde bir şemsiyeyle yağmuru bekliyordum. Ah bu benmişim, derinleri düşlermişim. Seninle paylaşacak çok şeyimiz var. Burada yağmur altında bu bulutlar bir gitse, dünyanı bir görsem, birlikte bir kez sevsek, bu dostluk sevecen bir aşk gibi olsun. Bendeki bu duygu, bu nasıl bir arzu? 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 Bendeki bu duygu, senin için büyür. Ah.
Akaya çok herkese. Biz de Akaya çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ güzel. Sağ çok güzel iki parça paylaştı bizimle. Yeni yıla da Akay'la birlikte girmiş olduk bu arada. Aa evet. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2021'in ilk dakikalarındayız. Nice yıllara herkese sağlıklı, uzun ömürler. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlarım. Programımız devam ediyor. Biz yeni yıla girdik ama programımızı bitirmiyoruz. Programımız Şükran Hanım ve Yalçın Bey'in katılımıyla devam edecek. Bir parça daha rica edeceğiz onlardan. Mikrofonunuzu açabilirsiniz hocam. Teşekkürler. Teşekkürler Ahmet'im. Hepinize iyi yıllar arkadaşlar. Yeni yıl olsun. İyi yıllar Şükran Yalçın. Teşekkür ederim. Hep beraber biraz tango yapalım isterseniz. Kendini iyi hissedin. Tüm arkadaşlarımız. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben solmuş bir yaprak gülüm dalında, sen güller goncasın dalda bir yuva. Ben solmuş bir yaprak gülüm dalında, sen güller goncasın dalda bir yuva. Ben eski bir tango, kırklı yılında, sen gönül şarkısı bildi bir yuva. Ben eski bir tango, kırklı yılında, sen gönül şarkısı dalda bir roman. Ediyoruz. Yalçın Bey'e de Şükran Hanım'a da bizimle paylaştıkları bu güzel şarkı için. Şimdi kapanışımız Suzan Hoca ile olacak. Suzan Hocamız da bizimle türküler paylaşacak. Suzan Hocamızı davet ediyoruz. Mikrofonunuzu açtınız sanırım Suzan Hocam. Buyurun. Öncelikle iyi akşamlar hepinize. Ben de mutlu yıllar diliyorum. Hepimize sağlıklı, dertsiz, kedersiz, sevgi dolu, hoşgörülü, neşeli bir yıl dileyerek
şarkıma başlamak istiyorum. Ben size bir şarkı değil, türkü dedi Ahmetciğim ama türkü değil, Türk sanat müziğinden birkaç parça söyleyeceğim. Başlamışken arka arkaya söyleyeyim diyorum. 4-5 parça arka arkaya gelecek. Öncelikle Yusuf Nalkesen'e ait Kürdül Hicazkar bir şarkıyla başlayacağız. Avuçlarımda hala sıcaklığın var diyoruz. Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın, sıcaklığın var. İnan. Unuttum deseydin yalan, 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 billahi yalan. Unuttum deseydim yalan, 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 billahi yalan. Hasretimdir içimde, hep alem, hep alem, hep alem, alem yanar. Deseydin yalan, 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 billahi vallahi yalan. Evet, ikinci şarkımız Muzaffer İlkar'a ait Nihavent makamında bir şarkı. Huysuz ve Tatlı Kadın. Niye? Görüntü yok hocam. Dillerde name aldım.
kaygılar seni söyler. Dillerden ağlı ağladı, dillerden ağlı ağladı. Bizi açsana oraya. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kaldım. Huysuz ve tatlı kaldım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kalbim. Huysuz ve tatlı kalbim. En güzel günlerini demek bensiz yaşadım, demek bensiz yaşadım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kalbim. Huysuz ve tatlı aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kalbim. Huysuz ve tatlı kalbim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, harikaydı. Suzan Hanım, çok teşekkürler. Suzan Hanım, bir isteğim var. Sunabilir miyim izin verirseniz? Buyurun. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnız. Tamam hocam, onu da söyleyelim, biraz sonra hatırlatın. Ben bunları bir bitireyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi üçüncü şarkımız bir Saadettin Kaynak bestesi. Segah makamında. Bu şarkı benim için çok önemli bir şarkıdır. Ben bunu yıllar yıllar önce, kaç sene, 37-38 sene önce fakültede incecik bir çıtır kız iken üniversite korosunda solo olarak söylemiş. Bu benim çok büyük bir kalabalık önünde söylediğim solo ilk şarkıydı. Çok başarılı olmuştu. Tabii o zamandan beri bu yıla gelene kadar hiç söylemedim, hiç ağzıma almadım. Bu sene nedense bir coştum sizlere olan sevgim dolayısıyla. Bir hatam kusurum olursa affola diyorum. Evet. Acaba bu şarkı Muammer Hoca'ya mı adadınız acaba bu şarkıyı? Tabii bu şarkı uğruna Muammer Hoca da o konsere katılmıştı. Evet.
Evet. Bir Saadettin Kaynak bestesi dedik Segah makamında. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Yer başımda esen bir kasırgaymış sevgilim. Evet. Tebrikler, güzel. Harika, harika. Ses yok, ses. Kusura bakmayın, biraz geç geliyor. Ben diğer bilgisayardan müziği açmaya çalışıyorum. Bir de hocam ben kapattım sesinizi yanlışlıkla. Başkasınınkini kapatırken kusura bakmayın. Tamam, olabilir. Şimdi yine bir şarkı. Saadettin Öktenay bestesi Acem Kürdi makamında. Aşkın kanununu yazsam yeniden diyor. Biraz hareketleniyoruz. Hocam istek var mı istek?
Boş kalan çerçeve. Aşkın kanunu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanunu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Teşekkürler. Evet, son şarkımız. Bu da bir Şekip Özan Ayhan Özışık şarkısı. Muayyer Kürdi makamında için için yanıyor yanıyor bu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? Neden gönül arıyor? Açık yeşil bir gözü, güneş gibi bir yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşil bir gözü, güneş gibi bir yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Aa, unut onu gönlüm, unut onu sen de.
Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Neden, niçin arıyor, arıyor bu gönlüm? Onun için soruyor, soluyor bu gönlüm? Neden, niçin arıyor, anıyor bu gönlüm? Onun için soruyor, soluyor bu gönlüm? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor, neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor, neden gönül arıyor? Açık yeşil gözü, güneş gibi bir yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşil gözü, güneş gibi bir yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Ah, unut onu gönlüm, unut onu sen de. 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 Evet. Çok teşekkürler. Benim söyleyeceğim şarkılar bu kadardı. Zevkle söyledim. İnşallah gönlünüze dokunup iyi bir yıla girmiş oluruz diyelim hep beraber. Evet. Murat hocamıza bizimle paylaştı. Evet. Şarkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Katkı verenlere çok teşekkür ediyoruz. Çok kapanışı tekrar Muammer hocamızla yapıyoruz. Buyurun Muammer hocam. Evet. Abdülkadir hocam bir istekte bulunmuştun. Onu tekrar bir şey yap, onunla bitirelim şeyi. İki isteğim vardı. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Bir de bu şarkıların gözü kör olsun. İkisinden hangisini söylerse. Çok sayılır. Birincisi neydi? Kafanı dağılık. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Tamam. Evet. Şimdi bu şarkıyla bitiriyoruz. Ben ondan önce 2021 yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umarım ki bir kez daha dileriz ki en kısa sürede bu korona günlerinden, karantina günlerinden kurtuluruz ve yazın artık en kısa zamanda yazın bir araya geliriz. Şeyde bu belki çadır kahvaltı yapmıştık hatırlarsanız. Keyfi çadırda ya da başka bir yerde bütün kampüsler bir araya geliriz. Geniş bir şey yaparız, bir piknik yaparız, bir araya geliriz. Bu arada tabii birlikte çalar söyleriz ama maalesef İnşallah. Bu şartlarda böyle. Ama sanıyorum gene güzel eğlendik ve 2020'yi, kötü 2020'yi uğurladık. Umarım iyi 2020'yi de hep birlikte karşılamış oluruz. Hepinize sağlıklar diliyorum. Koronasız günler diliyorum. Ve bir dahaki sefere görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. İyi seneler. Ahmet'im teşekkürler. Teşekkürler hocam. Evet. Abdülkadir hocam birinci isteğiniz gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar mıydı? Kafamdan evet. Evet. Bu yalnız müziksiz, altyapısız olacak. Sözlerini hatırlayabildiğim kadar seni kırmamak için söylemeye çalışayım.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bu kadar geldi sözler aklıma. Bir dahaki sefere tam söyleyeceğim söz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar, ağzınıza sağlık efendim. Saygılar. Ben teşekkür ederim. Herkese tekrar çok teşekkürler. Herkese mutlu seneler, mutlu yıllar. Mutlu seneler. Sevdiklerinizle birlikte. Hepiniz hoşça kalın. İnşallah hep beraber. Hep beraber inşallah. İyi yıllar. Herkese iyi yıllar. Yayını kapatıyorum. Herkese iyi yıllar, iyi geceler. Eksiksiz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. İyi geceler. İyi yıllar. Yeni yılı kutlu olsun efendim. İyi yıllar. İyi yıllar, hoşça kalın. Herkese iyi yıllar, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi yıllar. Mutlu yıllar dilerim.